Milliyetçi Hareket Partisi adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu heyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşmanın birinci maddesiyle ilgili uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının birinci maddesiyle ilgili söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine sözlerimin başında başımızın tacı annelerimizin anneler gününü kutluyor. Annelerimizin başta şehit ve ölüm haberleri olmak üzere kötü yönetimden kaynaklanan üzüntüleri yaşamadığı günler diliyorum. Bu günlere çok benzeyen 12. yüzyılın sonu 13. yüzyılın başında yaşayan Yunus Emre'nin güzel bir sözü var. Belki hayatı birlikte yaşamanın bütün boyutlarını kendine göre güzel Türkçe ile özetleyen bir söz. Diyor ki gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Uluslararası ilişkiler bu realiteyi, bu hakikati dünya ölçeğinde, küre ölçeğinde hayata geçirmenin önemli bir yoludur. Ama son zamanlarda uluslararası ilişkilere baktığımızda uluslararası ilişkilerin bu boyutunun unutulduğunu, uluslararası ilişkilerin belli ilkeler temelinde imkanlar ile milli menfaatler, milli çıkarlar ve hedefler arasında ahengi bulma sanatı olduğunu bir tarafa bıraktığını görüyoruz. Geçen günlerde görevinden ayrılan başbakanımızın damgasını vurduğu uluslararası ilişkiler, özellikle içinde yer aldığımız coğrafyada Türkiye içine de, iç işlerimize de çok yakından ve maalesef olumsuz olarak etkide bulunan bir sürece dönüşmüştür. Değer esaslı, sadece normlara dayanan diyerek belli bir dünya görüşünün hayata geçmesini arzu eden bir dış politika maalesef bugün Türkiye'yi hem dışarıda hem de içeride hareket edemez hale getirmiştir. Buraya çıkan başka hatipler de ifade ettiler. İçeride yaşadığımız pek çok terör olayının arkasında da dışarıda kaybettiğimiz dostlarımız ve dışarıda arkasında duramayacağımız iddialar yer almaktadır. Ben Sayın Davutoğlu'nun dışişleri deyince bir fıkrayı hatırlıyorum. Kasabanın birinde bir kabadayı yolda yürümektedir. Çelimsizdir, ufak tefek birisidir ama millet şerrinden emin olmak için baş eğmektedir. Onun yürüdüğü yerde herkes ayağa kalkmakta, önünü iliklemekte, ihtirama durmaktadır. Bu durumu seyreden birisi bir hürmet edenlere, ayağa kalkanlara bir de bizim çelimsiz kabadayıya bakar ve kabadayıya yaklaşarak onun ensesine bir şaplak indirir. Kabadayı arkasına döner, bakar adama, güçlü kuvvetli, kavga etse alt edemeyecek. Ama bu arada o sokaktaki herkes de ikisine bakmaktadır. Bir şey demesi gerekir, bana mı vuruyorsun der. Bizim adam bir şaplak daha indirerek sana vuruyorum der. Kabadayı yine düşünür, bir çıkış yolu bulması gerekmektedir. Esas mı vuruyorsun, şakadan mı vuruyorsun der. Bu kabadayıya vuran adam ilk ikisinden daha şiddetli olmak üzere üçüncü bir şaplağı indirir ve esas vuruyorum der. Kabadayı yoluna devam eder, devam ederken de der ki şakadan hoşlanmam da der. Türk dış politikası da buna benziyor. Büyük iddialarla yola çıkıp daha sonra realiteyle yüzleştiğinde şakadan hoşlanmama yoluna gidiyor. Bugün uluslararası anlaşmanın karşı tarafı Türkiye'nin
içini bu dış politika sebebiyle getirdiğimiz nokta bakımından ayrıca anlamlıdır. Belçika ile yaptık biz bu anlaşmayı ama Belçika'da kendi iç hukukundaki değişiklikler sebebiyle demin saydığım 3 tane hükümetle, 3 tane bölgeyle bu anlaşmayı yapıyoruz. Belçika 6 eyalet, 3 toplumu var. Fransızca konuşanlar, Almanca konuşanlar ve Flamanca konuşanlar. Ayrıca 3 tane de bölge var. Anayasal, federal bir monarşi, 2 meclisli bir sistemle çalışıyor. Türkiye için çok küçük sayılabilecek bir yer. 30 bin kilometre kare bir alanda 11 milyon insan yaşıyor. Ama Belçika deyince yakın tarihte birkaç şeyi hatırlıyoruz. Bu dil temelli topluluklar sürekli bir ayrışmaya doğru gitmektedir. Modern Avrupa tarihinde bir ilke Belçika'da imza atılmış ve 2011 yılında yapılan seçimlerde 540 gün hükümet kurulamamıştır. 1961'den beri etnik aidiyetin nüfus sayımlarında ve şeyde belirtilmesi yasaklanmıştır. Nihayet yakın zamanlarda 22 Mart'ta Belçika'da iki tane terör olayı oldu biliyorsunuz. Ve burada başta Independent olmak üzere pek çok uluslararası makalede Belçika devlet teşkilatının ahenkli çalışamaması, pek çok bilgi olduğu halde ki Türkiye'de bu saldırıyı yapanla ilgili Yunanistan'la birlikte Belçika birimlerini uyardığını söylemişti. Bu ahenk olmadığı için bu terör saldırısında önlenebilecek bir saldırı maalesef önlenememiştir. Bu Türkiye bakımından şu an bakımdan anlamlıdır. Eğer demokrasiden bahsediyor isek müşterek bir biz duygusunu tesis etmek zorundayız. Demokratik sahaya insanlar diğer özellikleriyle bu özelliklerini toplum içinde tabii ki söylemelerinde hiçbir beis yoktur. Ama bunları söyleyerek, kendilerini böyle tarif ederek geldiklerinde bu dil ya da kana, genetik, biyolojik özelliklere dayanan bir referans noktası olduğunda burada demokrasi işlememektedir. Dünyanın başka yerlerinde de bunun pek çok örneği vardır. İşte birisi de geçenlerde gittiğimiz biz mülkiyede okurken öz yönetimin timsali, sembolü diye bize gösterilen Yugoslavya'dan 7 devletin çıkmış olması ve bugün kalan Bosna Hersek'in de 10 yıl sonra nereye gideceğinin belli olmamasıdır. Türkiye'de de alt üst kimlik diyerek kafaların alt üst edildiği, 36 etnik grubun sayılarak bunun nereye varacağının bilinmediği bir süreç demokrasiyi de felç etmeye doğru gitmektedir. Ve bu demokrasimiz son günlerde yaşanan olaylarla hibrit bir demokrasi olduğunu ortaya koymuştur. Biliyorsunuz araçlarda hibrit araçlar var. Bunlar klasik yakıtla devam ediyor ama aynı zamanda güneş enerjisiyle de çalışabiliyor. Bizim demokrasimiz de normal parlamenter sistemle kabine kuruluyor, güven oyunu meclisten alıyor ama başka yerde o bittiği vakit başka enerjiler devreye girmektedir. Bu şunu göstermiştir. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet denilerek Türkiye tek adamlığa, tek adamlık noktasına getirilmiştir. Ve iktidar partisinin çok sevdiği sözle ifade etmek gerekirse Türkiye 80 milyona yaklaşan nüfusuyla tek adamdan daha büyüktür. Bugünlerde ihtiyacımız olan husus tekrar meclisin meclis gibi davranması, anayasal kurumlarımızın kendi dengeleme ve kontrol mekanizmalarını yerine getirmesidir. Yunus'la başladım, onunla bitireyim. Diyor ki Yunus, kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, şu cihan cehennemini 8 uçma ede bir söz. Bugünlerde cihan cehennemini 8 uçma edecek söz
Biz bir milletiz ve burası milli iradenin tecelli ettiği yer.